Working with Data Table diye yeni bir proje açtım arkadaşlar. Ekrana ben yine bir grid view taşıyacağım. Şöyle bir ekranım var arkadaşlar. Gridimin adına GRD Customers diyorum. Buton birimin adına BTN Field Table, text'ine Field Table, ikinci butona Add Row, btn Add Row, üçüncü butona Delete Row, ops, btn delete row, ne text'ine de delete row, label 1'e text'ine cell value, text box'a da text'e cell value diyorum. BTN update, text'ine de update diyorum. Diğer label'a data row version, original text box'a da text data row version original, diğer data row'a, diğer label'a original değil de current, text box'a da text'e auto version current dedim. En alttakine role state, text box'a da text row state diyorum. Alttaki butonlara btn accept change, text'ine accept change, diğerine de reject change, btn reject change dedim.
sola doğru yaslayalım. Hepsinin boyutunu eşit yapalım. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar gidip customer data setimizi oluşturalım. Yine datadan add new data source diyorum. Database'i seçiyorum. Daha önceden oluşturduğum connection burada gözüküyor. Devam'a basıyorum. Northwind connection string olsun. Table'lardan sadece customer tablosunu seçiyorum ve finish'e basıyorum. Benim için customer data setini oluşturuyor. Onun içerisine customer table adaptörünü de oluşturuyor. Fill ve get metodlarını da oluşturuyor. Şimdilik bu kadar yeter bana. Ne yapacağım? Ekrana bu data seti taşıyacağım. Önce bir build edelim. Toolbox'ta table adaptörlerimizi görelim. Northwind data setini sürükleyip bırakıyorum. Bir de Customers Table adaptörü sürükleyip bırakıyorum ekrana. İsterseniz bunları sürükleyip bırakmadan kendiniz elle de tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları sileyim. Formumuzun içerisinde formun load'undan önce mesela kendinizi elle yazabilirsiniz. Northwind dataset Northwind eşittir new Northwind dataset Northwind dataset table adapters nokta customer table adapter CTA eşittir new customer table adapter de diyebilirsiniz. Aynısı bu yaptığımız ekranı sürükleyip bırakmakla yaptığımız şeyin aynısı. Arka tarafta da buna benzer bir kod yazıyor kendisi. Şunlar dursun, commentleyeyim. Ben tekrardan bunları görsel olduğu için bunları sürüklüyorum. Northwind dataset customer table adapter. Save ettim. Şimdi önce formun load'una giriyorum. Formun load'unda grd customers nokta data source eşittir Northwind dataset 1 nokta customers grd customer nokta multi select eşittir false aynı anda bir tane seçebilsin grd customers nokta selection mode eşittir selection mode nokta cell select hücre seçsin dedim. Sonra fill table'a tıkladığı zaman kullanıcı bizim data setimizi doldurup ekranda göstermemiz gerekiyor. Fill table butonuna çift tıklıyorum. Customer table adaptör 1 nokta fill my Northwind dataset nokta customers'ı doldurmasını söylüyorum. Buraya kadar yaptığımız şey zaten bildiğimiz bir kısım. Test edelim. Fill table'a basıyorum. Müşteriler tablosunu karşıma getiriyor. Kapatıyorum. Şimdi add row butonuna bakalım. Kullanıcı add row butonuna bastığı zaman yeni bir satır eklemesini istiyorum bu tablonun içerisine. Nasıl ekleyeceğim? Şöyle Northwind dataset nokta customer row customer row eşittir Northwind dataset 1 nokta customers nokta new customer row diyorum. Neden gidip new Northwind dataset customer row demiyorum arkadaşlar?
Çünkü bunu yapmama izin vermiyor. New Customer Row dediğim zaman benden bir Row Builder Instance'ı istiyor. Yani hali hazırda şeması belli olan bir data table'dan ancak row oluşturabilirsiniz. Yani initialize edilmiş olan bir data table'dan yeni bir row oluşturabilirsiniz. Data table olmadan sırf onun şemasından bir row oluşturmamıza izin vermiyor arkadaşlar. Gerçekten memory üzerinde instance oluşmuş bir data table'dan. O yüzden burada bizim Northwind Dataset 1'in customer tablosunun zaten instance'ı oluşmuş durumda. Orada new customer row dediğiniz zaman sizin için yeni bir row oluşturuyor. Burada customer row'a atıyor. Ondan sonra yapmanız gereken customer row'un içerisindeki kolonları doldurmak. Bakın bu type dataset'in bir özelliği var arkadaşlar. Customer row deyip noktaya bastığım zaman bana bütün kolonları getiriyor. Kolonları bu şekilde arkadaşlar görerek yazıyorsunuz. Type saved oluyor aynı zamanda. Customer row nokta customer id eşittir diyelim. AFD customer row nokta company name eşittir İlge adam. Customer row nokta contact name eşittir contact title. Tüm satırın tüm değerlerini verdikten sonra try catch bloğunu kullanarak arkadaşlar bu satırı tablomuza ekliyorum. Hata olursa da ya hata versin bize. Bunu yazdıktan sonra test edelim arkadaşlar. Yeni satırı ekliyor mu eklemiyor mu bir görelim. Fill table diyorum. Bana müşteri listesini getiriyor. Ondan sonra add row butonuna bastığım zaman bakın benim de kaydımı buraya getirdi. Yalnız bakın dikkat edin. Bu yaptığım işlem şu anda database'e kaydı olmadı arkadaşlar. Ben bunu dataset üzerinde yaptım. Ben bunu kapatıp tekrar çalıştırdığım zaman ve fill table dediğim zaman bakın yaptığım kaydı göremeyeceğim. Çünkü ben bunu database'e kaydetmedim. Dataset üzerinde yaptım. Memory üzerinde yaptım. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Kullanıcı buradan bir hücreye tıkladığı zaman ben bu hücrenin bulunduğu satırın değerini burada göstereceğim. O anki ilk yüklendiği haldeki data row version orijinal halini burada göstereceğim. O anki halini burada göstereceğim ve row'un state'ini göstereceğim. Sonra da accept change ve reject change işlerinin butonların ne işe yaradığına bakacağız.
Şu delete row'u da yazalım. Ondan sonra dediklerime devam edelim. Delete row butonuna tıklayalım. Delete row'da arkadaşlar kullanıcının o anda seçili olduğu satırı bulup onu silmem gerekiyor. O yüzden ben bir tane metod yapacağım. Bu metot bana o anki seçili olan satırı verecek. Private void pardon private northwind dataset nokta customer row get selected row diye bir metod yapıyorum. Bu metot ne yapıyor? String selected customer id eşittir grd customers nokta current row nokta sales'in içerisinden customer id'yi alıyor, string'e çeviriyor, selected customer id'yi eşitliyor. Sonra northwind dataset nokta customer row nokta selected row eşittir northwind dataset 1 nokta customers nokta find by customer id selected customer id. Find by customer id bana ne dönüyor arkadaşlar? Bir customer row tipinde bir row dönüyor. Tamam. Bunu da yine biz dataset'i ekrana sürükleyip bıraktığımız zaman oluşturuyor. Dataset'in design time'ında şu metodu da bizim için oluşturuyor. Bakın başka neleri var? Şunu şey yapalım, keselim. Find by customer ID var. Direkt primary key'e göre yapıyor arkadaşlar. New customer row oluşturabiliyoruz. Evet, direkt primary key'e göre arkadaşlar bizim için find by metodunu koyuyor. Selected customer ID diyorum. Sonra bunu geri dönüyorum. Return selected row. Sonra ben ne yapacağım? Delete işleminde get selected row bana bir row dönüyor. Nokta delete dediğim zaman o satırı silecektir arkadaşlar. Çalıştıralım. Fill table diyelim. Alf key seçili arkadaşlar. Delete row diyorum. Alf key'i sildi. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu silinen değer yine sadece dataset üzerinde silindi arkadaşlar. Database'e yansımadı. Ben bunu tekrar çalıştırıp fill table dediğim zaman alf key'nin yine geldiğini göreceksiniz. Şimdi gelin beraber kullanıcı bir hücreyi seçtiği zaman onun değerlerini şu sağ taraftaki kutularda gösterelim. Grid View'in arkadaşlar eventleri içerisinde Cell Click diye bir eventimiz var. Cell Click. Yazalım. TXT cell value nokta text eşittir GRD customer current cell nokta value to string. Şimdi versiyonlarını göstermeye bakalım versiyon kutularında. Onun için de ayrı bir metod yazıyorum çünkü bunu birden fazla yerde kullanacağım. Private void update row version display diye bir metod yapıyorum. Bu metodun görevi arkadaşlar seçili olan hücrenin o anki versiyonlarını göstermek. Şöyle exception x. Burada ne yapacağım? TXT data row version current nokta text eşittir get selected row nokta
pardon. Get selected row. Kolonun adını istiyor benden. Hangi kolonu istiyorsam. GRD customers nokta current cell owning column nokta name virgül. Şunu name virgül, bir de data row version. Burada neyi göstereceğiz? Data row version nokta current'ı göstereceğiz. Current to string diyorum. Exception olursa da txt data row version current nokta text eşittir x nokta message'ı göstersin. Aynısını diğerleri için de yapalım. Şu satırı kopyalıyorum. Tekrar altına. Txt data row version ama hep aynı yerde yazacak. Olmadı. Şöyle yapalım. Bunun için de ayrı bir try catch yapalım. Hataları da ilgili text box'ta görelim. Şunu kopyalıyorum try catch'i. Buraya yapıştırıyorum. Burada da txt data row version original. Burada current'ı değil arkadaşlar. Orijinali göstereceğim. Orijinal. Bir daha kopyala yapıştır yapacağım. Bunda da arkadaşlar da ups, yanlış yaptık. Şurayı kontrol edeyim. Bunda da txt row state nokta text get selected row, şurayı siliyorum, nokta row state to string, exception olursa da buraya yazacağız txt row. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar cell clean içerisinden bunu çağıracağız. Şunu kapatıyorum. Şurada cell clean içerisinde update row version display metodunu çağıracağız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey daha eklememiz gerekiyor buraya. Bunları kapatayım. Form 1'in load'unda bizim grid view'imizin arkadaşlar nasıl edit edeceğimizi söylememiz lazım. Normalde grid view'in içerisinde edit edebiliriz ama ben programdan manuel olarak edit etmek istiyorum. O yüzden grd customers nokta edit moduna data grid view edit mod edit programı programmatically diyorum arkadaşlar. Peşinden şunu yazdıktan sonra form 1'e geri geliyorum. Update butonunun clean'de update işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Yine get selected row run hangi kolonunu update edeceğimi söylüyorum. Benden kolon ismi istiyor. Kolon ismini nasıl bulacağım? O anki seçili olan hücrenin kolonunun ismini vermem lazım. GRD customers nokta current cell owning column nokta name bana onun ismini verir. Kolon ismini verir. Eşittir txt cell value nokta text. Sonra da update row version display diyorum. Bu birincisi. Bir diğeri arkadaşlar accept change ve reject change. Accept change butonuna bastığımız zaman get selected row
nokta accept change'i çalıştırıyorum. Sonra da update raw version display çalıştırdım. Reject change'de de arkadaşlar get selected raw nokta reject change, sonra da update raw version display çalıştırıyorum. Bu haliyle çalıştırdığım zaman arkadaşlar, önce fill table diyelim, tabloyu dolduruyorum. Şimdi burayı takip edin. Hatta şöyle yapalım. Bunu, şunun büyüklüğünü Anchor'dan ayarlayalım. Aşağıya ve sağda. Bakalım nasıl olacak. Neyse, tamam, şöyle dursun. Fill table dedim. Böyle geldi. Buna tıkladığım zaman cell value'yu gösteriyor arkadaşlar. Orijinal value'su bu. Current value'su bu. Row state ise değişmemiş durumda. Unchanged durumda. Ben bunu buradan 1 yapıyorum. Update'e basıyorum. Artık bakın burada 1 diye gösteriyor. Orijinal hali hala bu. Data row'un. Current ise bu. Yani değişmiş. Row state ise modified durumda. İşte size en başta söylediğim durum buydu arkadaşlar. Database'e bunu save ederken gidiyor şeyden, update yapmadan önce değişmiş olan satırları alıyor. Modified olmuş satırları alıyor ve onları update yapıyor. En aşağı inelim. At row diyelim. Benim için yeni bir satır oluşturdu. Buna geldiğim zaman bakın AF'de bunun diyor orijinal datası yok diyor. Ulaşabileceğim orijinal hali yok. Neden yok? Çünkü bu yeni eklenmiş. Edit bir satır. Row state'i. Veya ben buradan bir şeyi silsem, delete row desem, şu anda ona ulaşamıyorum ama onun state'i de deleted durumunda olacak. Şu anda buna accept change dediğim zaman bakın onun üzerindeki değişikliği kabul etti. Orijinal hali de AFD. Current'ı da AFD. Row state'i unchanged oldu. Değişiklikler kaydoldu. Veya ben burada reject change deseydim yaptığım değişiklikler geri gidecekti. Şöyle bir şey yapalım. Şuna gelelim. Cell value'yu 1 yapıp update edelim. Modified durumda. Reject change dediğim zaman eski haline geri getirdi bakın. Burada eski haline geri getirdi. Bu durumda şöyle bir şey yapabiliriz. Siz kullanıcıya disconnected ortamda değişiklikleri yaptırtırsınız. Sonra yukarıya bir save butonu, bir tane de reject butonu koyarsınız. Tüm değişiklikler bittikten sonra kullanıcı eğer reject butonuna basarsa datayı ilk haline geri döndürebilirsiniz. Ve bunu disconnected yaparsınız. Tamam. Disconnected yaparsınız. Adam save ettiği zaman da o database'e tekrar gitmez. Veya adam değişiklikleri yaptı. Accept change dediği zaman değişiklikleri kabul etmeden önce update edersiniz database'e. Şu anda hala bu yaptığımız işlemler database'de alakası yok. Hala datasette yapıyoruz. Önce database'e gönderirsiniz bu değişiklikleri. Ondan sonra da accept change yaparsınız. Datasette yaptığımız işlemleri database'e kaydetmek, yansıtmak için kullandığımız komut arkadaşlar update komutu. Yapılan değişiklikleri veri tabanına update ediyor. Update ederken neyi kullanıyor? Bizim bu Northwind datasetinin içerisindeki Customer Table adaptörünün içerisindeki update komutunu kullanıyor arkadaşlar. Şöyle Customer Table adaptörü göstereyim. Bakın burada update, insert ve delete komutları var. Eğer sizin tablonuzda bir satır silindiyse ve data row version'ı deleted durumdaysa o zaman şu delete komutu çalışır ve onu gerçekten database'den de siler. Yok update ettiyse bunu çalıştırır. Insert edildiyse, yeni bir kayıt eklendiyse onun data row version'ı edit olduğu için buradaki insert komutunu çalıştırır bizim yerimize. Nasıl kullanılıyor? Form 1'in üzerine geleyim. Toolbox'tan yeni bir buton daha yerleştireyim. Bu butonumun adına da değişiklikleri kaydetme manasında save diyelim.
Save changes. Adına da, name'ine de btn save changes diyorum. Sonra butona çift tıklıyorum. Burada yapmam gereken şey arkadaşlar, bizim customer table adaptör 1'i kullanarak nokta update. Bizden arkadaşlar 6 tane overload'u var bunun. İster sadece bir data row'u update edebiliriz. Gidip database'e yazabiliriz. İstersek bir data row array'ini gönderebiliriz. İstersek data set'i göndeririz. Data table'ı göndeririz. İstersek tek tek arkadaşlar kolonların değerlerini gönderebiliriz. Tek tek kolonların değerini gönderebiliriz. Böyle 6 farklı overload var. Burada eğer ki şunu biliyorsanız, update olan şey tek satır ise ve o satır sizin elinizde ise tek bir satırı göndermek daha avantajlı olur. Çünkü siz data seti gönderdiğiniz zaman o data setin içerisindeki tüm tablolara, sonra o tabloların içerisindeki tüm satırlara teker teker bakar ve o data row versiyonu change olmuş olanları, değişmiş olanları alır ve ilişkili komutu çalıştırır. Ama siz zaten biliyorsanız neyin değiştiğini, o zaman o değişeni göndermenizde fayda var. O yüzden burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bizim datasetimiz neydi? Northwind dataset nokta customers table'ına update etmesini istiyorum diyebilirsiniz. Veya daha detaylı update yapmak isterseniz data setin içerisinde data table'da row, yeni bir data table oluşturursunuz. Data row versiyonu updated olanları o tabloya insert edersiniz ve o tabloyu save edersiniz. O biraz daha detaylı. Onu şimdilik atlayabiliriz. Bu haliyle çalıştırıyorum. Fill table dedim. Buradaki Alfred denilen adamın yanına bir 1 koydum ve update ettim. Şu anda row state'i modified. Orijinali bu. Değiştirilmiş halinin sonunda da 1 var. Burada önemli bir şey var arkadaşlar. Şimdi save change dedim. Bunu benim için database'e kaydetti. Kapatıp tekrar açtığım zaman ve tekrar fill table dediğim zaman bakın artık yaptığım değişikliğin burada görebiliyorum. Mesela add row deyip yeni bir satır ekleyelim en aşağıya. Yeni satırı ekledi. Sonra save change dedim ve kapattım. Tekrar çalıştırdığım zaman fill table dediğim zaman evet AFD nerede? En üste mi koydu? En üste koydu. İsme göre sort etmiş. Bakın burada gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu AFD'yi seçtim. Bu satırı sildim. Şimdi bunu sildikten sonra accept change dedim. Değişikliği kabul et dedim. Ondan sonra da save change dedim. Ve kapattım. Tekrar çalıştırdım. Fill table dedim. Bakın onu sildi. Şimdi bir de şunu göstereyim. Bunu biri sildim. Update ettim. Modify oldu. Accept change dedim. Unchanged statüsüne geldi bu. Sonra da save change dedim. Tekrar kapattım. Bakın bundaki değişikliği yapmadı. Sebebi şu arkadaşlar. Biz bunda değişikliği yapıp update ettik. Row state'i modified oldu. Sonra ben buna accept change dediğim zaman bu artık
unchanged statüsüne geldi. Ne demek bu? Update olmuş olanı, yani current olanı orijinalin üzerine yazdı ve unchanged statüsüne geldi. Bizim table adaptörümüz de şuna bakıyor. Evet, o satır modified olmuş mu olmamış mı? Buradaki row state'ine bakıyor. Bunun row state'i de unchanged durumda olduğu için onu database'e yansıtmıyor. O yüzden de save etmiyor database'e update işleminde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde accept change yerine save kullanmanız daha faydalı olur. Kullanıcıların aklında karışıklığa sebep olabilir bu. Çünkü.